Arkadaşlar Orkinos avını bitirdik. Şimdi sırada değişik bir av var. Derinlik 160 metre. Bakın şöyle bir çaparım var benim. Bu çaparı ile 165 metre derinliğe ineceğim ve değişik canavar balıklar yakalayacağım. Çok ilginç bir balığı var buranın. Palaska balığı. Böyle canavar gibi pırıl pırıl vahşi bir suratı var. Kocaman gözleri var ve arada da şöyle istavritler ve uskumrular geliyor. Nasibimizi arayacağız. Bize rast gelsin. Arkadaşlar daha indirir indirmez aldım. Normalde ilk balığı yem yapacaktım. Çünkü yeme özellikle eşek istavriti çok daha iyi geliyor ama hiç beklemeden. Aha bak bak takır 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 takır. Yani indirir indirmez bir ya da iki tane balık aldım. Yukarı yüzdü galiba. Umarım kaçmamıştır. Yok üstüne tam. Geliyor. Biraz uzun sürecek. Bu arayı kesiyoruz. Sizi bekletmiyoruz çünkü bayağı uzun sürüyor çekmiş. Evet, hedef balığımızı yakaladık. Şu güzelliğe bakın. Pırıl pırıl. Çok güzel be. Bak bir iğnemiz de gitmiş görüyor musunuz? Şu ortadaki bir tane iğne köstekten kopmuş. Bunu da kayış balığı koparmış. Böyle her atışta bir iki tane iğnemiz kopuyor. Ya çünkü inanılmaz dişli balıklar, bakın göstereceğim size. Evet, şu canavar gibi ağzını, dişlerini görebilirsiniz. Anında kesiyor. Gözler her derin su balığında olduğu gibi kocaman. Ama şu parlak inanılmaz. Tutar mısın abi? Bakın bizim altlar önümüz bundan da küçük ve onların kuyruğu kıl şeklinde. Ama bunun kuyruğu çatal şeklinde. Bunlar 3-4 metreye kadar büyüyebiliyor. Şöyle göstereyim abi dişlerini. Tam bir vampir. Canavar. Evet şimdi bundan kuyruğundan bir parça keseceğiz ve devlere ineceğiz. Dev istavritlere ineceğiz aşağıdan. Yem takınca istavrit daha iyi geliyor. Hadi devam. Evet arkadaşlar bakın. 2 tane aldık bu sefer. Bir iğnemiz daha gitti. Zayiat büyük. Bakın bir iğne burada gitti. Bir iğne burada gitti. Ama 2 tane canavar gibi koyuş. Oo bu ne be? Gel abi şöyle yanıma. Gel sen de unutun. Faruk abiyle Orkinos avından sonra keyif yapıyoruz. Aynen. Çok güzel. Bir tane Orkinos civa mı tuttunuz? Ne? Civa mı tuttunuz? Aynen civa. Civa gibi hayvanlar. Gümüş gibi. Harika ya. Bunları yiyeceğiz arkadaşlar. Hiçbir hayvanı ziyan etmiyoruz. Bunun da çok lezzetli olduğunu biliyorum. O yüzden yiyeceğiz. Hava devam. Canavar, canavar. Oltamız yine iniyor aşağıya. Canavarları almaya hazırız. Beraber de gelelim ama mutlaka. Evet, indiği anda alacağız muhtemelen. Eşek istavriti istiyorum. Size o dev istavritleri göstermeyi gerçekten çok istiyorum. Tabii tabii bebek balık. Derinlik çok fazla olduğu için uzun sürüyoruz. Evet indi. Hadi bakalım vuracak mı? Şimdi kokusunu aldılar. Derinde görme duyuları tabii ki çok iyi değil. Kokuyu alıyorlar. Birazdan vuracaklar. Evet. Hop. Galiba aldık ilk balığımızı bakalım. Ya da vurdu. İğneyi kesti, o da olabilir. Evet vuruyor. Hop. İğneyi kestirmemek için çok hızlı tasmalamaya çalışıyorum. Yoksa iğneyi yutarsa direkt kesiyor arkadaşlar. Bu ne? Köpek balığı mı bu? Çekemiyorum. Arkadaşlar ah! Gitti mi? Hadi be. Yok gitmedi üstünde. Gitmemiş. Çok büyük koparmaz inşallah. Oo üstünde geliyor balığımız. Biraz güçsüzleşti. Ama ilk başta arada yükleniyor. Arada yükleniyor. Evet. İlk başta öyle bir bastı ki dedim ben bunu dipten kaldıram. Oo! Bu güzel balık abi. Hadi bakalım. Ne geliyor? İnşallah istavrittir. Biraz boşladı ama arada yüklenecek yine. Oo. Abi sardırmıyor. Sardırmıyor. Hadi eşek istavriti ya. Ama kayış gibi durup durup arada basması, Palaska balığı, kayış balığı hareketi. Ama yani çok sağlam basıyor. Baktın ha. Gelmek üzere. Balon balığı mı istiyor delikanlı? Bak baba balon balığı diyor da orada nerede balon balığı? Aypek'te bakıyorum ya balon balığı. Ha, evet. Aa, Aypek'te balon balığı var hakikaten. Bu ne gördüm. Bu ne? Bak biraz geliyor bak. Kayış. Eşek isabeti değil yine ama bakalım standartlardan büyük mü? Güzel güzel güzel. Bu ne ya? Kocaman. Bu ne ya? Kocaman geldi bak. Of 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 of. Bakın bunu yeni takmıştık bu takımı. Bir iğne burada gitti. Bir iğne burada gitti. Evet. 4 iğne kaldı. Daha ilk atışımızdı bu takımla. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl yanıyor. Yanıyor. Çok güzel yanıyor resmen. Evet bu balığı da tanımış oldunuz arkadaşlar. Kayış balığı, Palaska balığı. Akdeniz'imizin, Ege'mizin çok böyle bilinmeyen güzel görünüşlü balıklarından birisi. Maşallah. Öperim. Subhanallah. Belli de olmuyor. Güzel bir balık daha geliyor. Eşek istavriti mi yoksa yine kayış mı bakacağız. Bu kayışlara çelik bedenli takım yapmak lazım. Bakalım ne geldi. Son anda koparmış yine. Aynen geçmiş olsun. Yine 3 tane iğnemiz kabak. Bu gitti, o gitti, o gitti. Kalanlarla devam. İndir abi. Faruk abi balık daha aldı. İstavrit gelişi dedi. Hadi bakalım. Dün çok güzel istavritler yakaladım. Onları gösteremedik. O yüzden takipçilerime göstermek istiyorum. O istavritleri. Umarım bakın şöyle arkadaşlar. Böyle kapkın böyle. Somun ekmek gibi istavrit. Derin su istavriti. Gözleri kocaman böyle. Biraz rengi siyah. Hala kafa atıyor değil mi? Bir de dülger geliyormuş. Kayış olabilir hazır mı? Hadi bakalım. Kayış aslında bizim en istediğimiz balık lezzet olarak falan. Ama ooo. Hani bu videoda farklı bir şeyler olsun istiyoruz değil mi? Daha var, daha var. Dolacak da. Burun olsaydı balık bulucudan izlerdik kaç metre kaldığını. Gördün balığı. Kayış. Kayış bir tanesi kayış o kesin. Evet sadece kayış. Sadece kayış mı? Yandan evet. Mandan mı yediler? Yok yok. Normal neymiş abi? Bir kayış. Kaç iğne kaldı? Evet sadece 2. Yine bu çaparimizi de bitirdi. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. Gitti 2 tane kaldı. Az önce 2 kalmıştı ya. Onları da buna ilave edeceğim. 4 iğnemiz olacak. Süper. Gümüş gibi. Oo. Bak bak şu. Yüzgeçlerin alt kısmının kımıldanmasını gösterelim. Bak 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 bak. Görüyor musun? Böyle yapmıyor bak. Bizim kıl kuyruklar, bunun değişik bir türü var. Onlar buraları böyle dalgalandırabiliyor. Bu onu yapmıyor mesela. Anam. Alttan öpeyim de dudağı kapmasın. Arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Son balığımız geliyor. Eşek istavriti gelmediyse de artık TikTok balık günlükleri hesabından öncekileri görebilirsiniz. Ne yapalım? Bol kayışlı bir videomuz oldu. Şurayı da arada bir gösterelim hadi. Orkinos videolarımızı zaten izliyorsunuz. Bakın bir tane de öbür tarafta var. Şu çok büyük, onu tartacağız yani. Belki 100 kilosu var bir tanesinin. Bu sezonun en büyük balığı da olabilir. Ama devam. Ne geliyor abi? Bayağı derinden geliyor. Burası 160 metreydi değil mi? 150 küsur. 160 metre. 160'dan sonra. 160. Bayağı kol kası yaptın sen daha. Evet. Orkinos'la da dövüştüm bugün. Mis. Abi güçlü kol her zaman kamış tutar. Evet. Güçlü ve becerikli kol kamış tutar. Aynen. Ne geldi? Kaçmış. Ama yine kalmamış. Bak hiç yine yok. Boş. Evet. Kayışlar anasını ağlatmış abi. 1, 2, 6 tane. Abi böyle mi atıyorsun? Sen bir saattir iğnesini mi bekliyordun? Yok canım. Yok, balığı aldı, çekerken iğneyi aldı götürdü. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 1 milyon olmak istiyoruz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşlarınızı, kanalımıza abone yapın. Oltanızdan nasipleriniz eksik olmasın. Bu videoda bana eşlik eden Faruk abime de çok teşekkür ediyorum. Sizden balık tutamıyorum diyorsanız Savaş'ın arayıp Orkinos bile tutturuyor bana. Eyvallah. Eline sağlık kardeşim. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.